Hocam daha önce bel fıtığı ameliyatı oldum. Şu anda tekrar yine şikayetlerim devam ediyor. Yeniden ameliyat öneriyorlar. Sizce ne yapmalıyım? Bel fıtığı ile ilgili birkaç durum var. Bu durumlar dışında ameliyatsız tedavi, prolotherapi yöntemini veya prolozon yöntemini öneriyoruz. Bunlar nedir? Bel fıtığınız çok büyükse, artık ayağınızda kuvvetsizliğe vardıysa veya idrar kaçırma gibi bazı durumlara sebebiyet verdiyse ve bunlar yeni oluştuysa, bunlar artık ameliyatsız dönüşü olmayan durumlardır. Ancak fıtığınız ne kadar büyük olursa olsun, muayeneniz iyi ise bunları geri döndürebiliriz. Bunlarda bir iki tane yöntemimiz var. Fıtığınız çok büyük ancak muayene bulgularınız iyi ise bir tane bant uygulamamız var. Önce fıtığınızı biraz küçültüp daha sonrasındaki seanslarda prolotherapi veya gerekliyse prolozon tedavisiyle tedavi edebiliyoruz. Daha önce ameliyat olduysanız gene prolotherapi ile tedavi olabilirsiniz. Ama bu hastalarda süreç biraz daha zor işliyor. Neden? Çünkü ameliyattan sonra o bölgedeki bazı bağlar ameliyatta kesilmiş oluyor. Bazı diskler çıkarılmış oluyor. Yani orası zaten bir deforme olmuş oluyor. Ve ameliyattan sonra iyileşme sürecinde de normal doku gibi olmuyor. Hatta bazılarının cildi bile artık o bölgeye yapışmış oluyor. Orada fibroz dokular çok olmuş oluyor. Hani normal bir bel fıtığı tedavisi, ameliyatı olmamış bir hasta 1-2 seansta iyileşirken bu tarz hastalarda bu fibroz bantlardan dolayı ve hasarın çok olmasından dolayı sadece tedavi süreciniz biraz daha uzun olabilir. Ama bel fıtığı ameliyatı olduktan sonra 5 kere ameliyat olmuş olan bir hastamızı bile tedavi etmişliğimiz vardır. Ameliyat olmanız bu tedavilerin uygulanmasına engel değildir.